Selam arkadaşlar, Çınar Akademi olarak yeni bir derste, yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu dersimizde Türkçe soruları ile ilgili yeni bir seriye başlayacağız. Bugüne kadar MEB'in yayınladığı 600'den fazla soru arasında örnek sorular ve çalışma soruları da dahil olmak üzere yayınladığı bu sorular arasından seçtiğimiz özel soruları sizinle paylaşacağız. Altın sorular, gümüş sorular ve bronz sorular olmak üzere 3 seri, 3 deneme de diyebileceğimiz 3 serimiz olacak. Bu soruları tek tek çözeceğiz. Bu sorularda zorluktan ve kolaylıktan çok dikkat edeceğimiz şey nasıl sorular olduğu. Yani ne soracakları belli ancak nasıl soracakları belli değil. Dolayısıyla bu tür sorulara bakarken bu gözle bakmanızı size tavsiye ediyorum. Size faydası olacak bir seri olduğunu düşünüyorum. Bu seride beraber olacağız. Sorularımızı tek tek çözeceğiz. Hemen ilk soruyla başlıyoruz. Altın sorulardan birincisi, Şubat ayının da aynı zamanda birinci sorusu örnek sorulardan. Numaralanmış sözlerden hangileri bu metinde geçen yüreğinde davullar gümbürler sözüyle anlatılmak isteneni karşılar? Bu tür sorularda hemen manayı belirleyin. Burada bir mutluluk var gördüğünüz gibi. Bu mutluluk ne, nasıl bir mutluluk? Gümbürler dediğine göre aşırı bir mutluluk olarak değerlendirilebilir. Ancak burada şunu hatırlatalım. Mutlaka içinde kullanıldığı cümleye göre değerlendireceğinizi hatırlatalım. Bu tür sorularda sadece altı çizili kısmı okuyarak sonuca gitmek mümkün ancak ara ara kaçırabilirsiniz. Bunun da sınavda olmasını istemeyiz. Hemen bakalım. Birileri bana dünyanın en ilginç canlısını görmek ister misin diye sorsa cevabım kuşkusuz evet olurdu ve içim içime sığmazdı. Gördüğün gibi burada içi içine sığmayan yani aşırılık mevcut. Bunun yanında bu aşırılık neyden kaynaklanmakta? Mutluluktan kaynaklanmakta diyebiliriz. Ancak hala biz bizim deyimimize gelmedik. Bakalım bu sorunun küçük bir çocuğa yöneltildiğini düşünelim bir de. Şüphesiz yüreğinde davullar gümbürder dediğinde evet netleştirmiş olduk. Bu da mutluluktan kaynaklanan, aşırı bir mutluluktan kaynaklanan bir durum. Yani bir bunu karşılar diyebiliriz. Bu canlının nasıl bir şey olduğunu görebilmek için yerinde duramazdı. Yerinde duramamak mutluluktan kaynaklanacak ve aynı zamanda da aşırı bir duygu. Dolayısıyla bu da bizim deyimimizi karşılar. Üçüncüsüne bakalım. Sevinçten adeta deliye dönerdi. İşte işin püf noktası burada. Altı çizili kısım deliye dönmek. Ama deliye dönmek aynı zamanda kızgınlıktan, sinirden deliye dönmek için de kullanılabilir. Ancak ne demiştik? İçinde kullanıldığı cümleye göre anlam kazanacak. Burada ne diyor bize? Sevinçten deliye dönerdi demişti. Dolayısıyla burada da bir mutluluk olduğunu görüyoruz. Ve cevabımızın 1, 2, 3 olduğunu bu şekilde bulabiliyoruz. Bu sorularda mutlaka içinde geçtiği cümleye dikkat edeceğiz. Bu sorunun cevabı böyleydi. Diğer sorularda görüşmek üzere. Küçük bir hatırlatma. Abone değilsek destek olmak için abone olmayı unutmayalım.